Ay Sahra'm, bir yoruldum. Ayaklarıma karasular indi. Sen yorulmadın mı? Ben de yoruldum. Ha? Böyle tansiyonum falan düştü. Ay şekerim mi düşüyor? Senin de şekerin. Ay o kovboy Gürkan buradaymış. Evet. Canım benim, nasılsın? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ay çok hoş görünüyorsunuz. Ayol sen Texas'tan mı geldin? Ha? Aa, bıyıklara bak. Değil mi? Burası gökmenin torunu gibi yani. Bence çok de. Tatlı. Ay bir giriverelim şöyle. Buyurun. Vallahi buyurun. Düşeceğim açlıkta. Ayşe Öz Yılmaz'ın eti var orada. Evet. Ne alaka Tolga bu? Tolga Karakaş. Alişan Derzen Mutlu ile. Evet. Alişan Çağla Ayta. Şikel. Gördün mü? Hepsinin etleri de Mutluyoğlu'nun. Bizim niyetimiz yok. Bizim niyetimiz yok orada. Olmaz, hemen şimdi yapıyorlar. Ha. Şimdi değil yapıyorlar. Mi? Hemen. Buradan çıkana kadar kovboy. Eğer oraya isminiz asılmasın, tarumar edelim burayı. Tarumar edeceğim. Hmm. Kalk gidelim bacım. Hadi. Evet. Çok mersi. Aman. Efendim afiyet olsun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Çaylar of maşallah. Birazdan da tatlımıza ikram edeceğim. Ustamızın ikramı olan tatlımızdan. Ne? Şekersiz, unsuz ve yağsız bir tatlımız var. Hem şeker yok, un yok. Şekersiz, unsuz ve yağsız. Üç tane beyaz yok. Her bir tatlıda olması gereken üç beyaz yok. E peki çocuğum, üç beyaz yoksa ne tatlısı bu? İşte onun... İçerisinde hurma var. Bir de ne var? Keçi boynuzu. Ha. Bakar mısın? Şehvettir tatlısı, bombadır, nirvanası. Yiyen koşarak gidiyor, gerisi bilinmiyor. Senin Allah canını almasın. Senin Allah canını almasın. O zaman ben şöyle hanımefendilere... Efendim, burada servislere gelin lan. Biz böyle servis yapıyoruz. Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Bahşiş paylaşılıyor mu? Bahşişi biraz fazla verirseniz. Zeytinyağlarını bu kadarcık şişede mi satıyorsun çocuğum? Onlara şey... misafirlerimize tatlını da ikram ediyoruz. Eşantiyon yani. Güzel. Melek, cebini yapacağım. Şurada. Melek, pekala. Şunlar ne hayatım? Ay, o da yok. Onlar da çok güzel ballarımız. Bunlar da mı eşantiyon oluyor? Anladım. Bunu da canım. Melek, şuradakiler de bal galiba. Ha? Çok güzel bunlar bak, organik. Sahra'cığım, bundan gerisi sana ait. Tamam. Sen git yemeklerimizi pişir. Tamam. Ay ben de şurada oturayım da çocuk bana bir nirvana tatlısı getirsin. Tamam. Sen pişirirken tamam. Ben nirvana tatlısı okay. Tadına bakayım. Hadi bakalım. Hadi sizi öyle alıyorum, kendimi de şöyle alıyorum. Hadi bye. Bakalım, bay bay. Gürkan Şef'le birlikte biz... Çok özel bir çorba pişireceğiz değil mi Gürkan evet. Şef'im? Neydi bu çorbamız? Bu ilik suyu. İlik suyu. Evet. Peki Gürkan tamam. Şef'in şu meşhur ilik çorbasını bir görelim nasıl yapıyorsunuz? Tamam. Şimdi suyumuzu biz kaynattık burada. Peki. Etlerimi hatta hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Tamam. Şöyle izin verirseniz bakın. İliklerini gördüm. Bakın. Kocaman bir ilik bu yani. Evet. Bu sonuna kadar. Sonuna kadar tabii ilik. Şuradan da. Bunları. Bu ne şifalı ne faydalı. Evet. Botoks etkisi var. Öyle mi? Gerçekten öyle. Melek, evet. Melek bunun yüzümüze buyur. Gerçekten ve botoks etkisi var. Şöyle. Evet, her gün böyle bir fincan içersek çok faydalı. Yüzümüz gerilecek. Kesinlikle ya öyle. Ya da böyle koyabiliyoruz da. O da olur. Biz bunları Melek yüzümüze de koy. Botoks etkisi yapıyor. Tabii. Peki ama yok önce bir pişirelim biz bunları. Pekala. Şimdi şöyle kemikleri bırakıyorum. Peki. Şu kemikleri bırakacağız evet. İçine. Şimdi gelin. Bir yandan da sebzelerimizi doğrayalım. Şimdi şöyle. Şu et kabuklarıyla birlikte. Kabuklarıyla birlikte. Yani mümkün olduğunca sistem, iri. En sevdiğim iri. Tabii. Tamam. Şöyle. Bunları bir taraftan da atalım. Lütfen. Bu
brokoli, brokolin saplarını, bunlar tamam. da hep vitamin. Yani bunları evde sebzelerin hiçbir sapını köküne atmıyoruz. Hiç atmıyoruz. Hepsini kemikle birlikte, ilikli kemikle birlikte kaynatıyoruz. Aynen öyle. Sonra ister ondan çorba yaparız, ister onu biz böyle güzel, sade de içebiliriz yani. Tabii, tabii. Limon suyu dökebiliriz, terbiye yapabiliriz. Terbiye yapabiliriz. Nasıl istiyorsak. Peki, nasıl istiyorsak. Tabii ki dereotumuz var. Tamam. Aynen. Şöyle uçlarını alıyorum. Maydanoz da aynı. Maydanoz da. Taze kekiği ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Evet. Ve çok seviyorum. Yemeğe çok yakışır. Şurada biberiyelerimiz de var. Biberiye onlar da de. Evet, dallarından. Dallarından şu atalım. Lütfen. Sonra birazcık da kerevizin evet. sapından tabii, da. Tabii. Ay bunların kokusu müthiş müthiş biberiye de var. Şimdi baharat kısmına tabii, geldik. Baharat kısmı. Kırmızı tane karabiber. Tane karabiber. Ve de siyah tane karabiber ve defne yaprağı. Bunları da koyacağız. Tabii bunlardan biraz bir tutam. Tuz da koyalım mı? Tuz da tabii tuz da. Tuz da koyacağız. Şöyle. Şöyle. Şimdi de etimizi. Biraz da et ilerleyeceğiz. Sadece kemik ve sebze olmuyor. Evet. Bunların hepsini koyalım hepsini mı? Hepsini koyalım tabii. Pişmeye bırakalım bakalım ilik suyu nasıl olacak? Şimdi bir de... Evet, bunları biz ne yapacağız? Bunu fırına atacağız. Ha, kızartıp sonra bu iliğini mi yiyeceğiz? Evet, kızarmış ekmekler olacak yanında. Özel bir soğan, böyle zeytinyağı, maydanoz, kapari, çiçeği. Ben iliği çok bunlar severim. Karışacak, üzerine böyle süreceğiz. Tamam, peki. Şimdi şöyle. Ama tuz çok önemli tabii, değil mi? Karabiber, şöyle. Tuz. Bu gördüğünüz iliklerde... Zeytinyağı. Bir kısmını çorba yapmak üzere biliyorsunuz. Evet. Tencerenin içine attık. Şimdi bir kısmını da fırına vereceğiz. Evet. Sarımsak da tabii. lazım diyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Sarımsağı kabuklarıyla filan kullanıyorsunuz. Tabii. Sadece şöyle lezzet versin diye. Peki. Aromatik olsun. Biraz tuzumuz. Şöyle tuz atacağım, evet. Ben de sizin gibi atmaya çalışayım. bu şefler çok ilginç. Biz böyle lök diye şefler böyle. Tabii. Peki dans ederek. Şimdi tamam. Bu hazır. Şimdi bunu fırına mı vereceğiz? Bunu fırına vereceğiz. Peki. İçi sebze dolgulu bir bonfile yapacağız. Evet tabii. Şimdi bu süt dana bir bonfile. Şöyle süt göstermek dana. İstiyorum. İnce, evet, ince. Evet, çok ince. Aşağı yukarı 12 veya 14 aylık bir hayvan bu. Tamam. Daha sonra bonfile zaten biliyorsunuz iki kemik arasında, sırt kısmında. Sırttan. Hareket etmediği için çok yumuşak bir ettir. Evet. Buradan kendime bir yol açıyorum. Peki. Böyle yarıyorsunuz. Tabii. Dele. Tamam. Daha sonra masat biliyorsunuz. Evet, masat. Bunu içerisinde, evet, hani sanki dolma... yapar gibi. Oyar gibi. Evet. Kabağı patlıcanı oyar gibi. Kesinlikle. Eti de oyuyorsunuz. İşte şöyle. Oradan çıktı. Tamam. Etin içini şöyle. Oyduk. Çünkü bunun içine sebze koyacağız değil mi? Tabii sebze. Tamam. Sebze. Güzel. Şu anda gördüğünüz gibi ulaştık. Tavamızı biraz ısıtmak için ocağa koyuyoruz. Koyalım. Sonra sebzelerimizi atalım tamam. yavaş yavaş. Oo. Sotelemeye başlayalım. Tamam, çok güzel. Kırmızı biberi evet. de koyalım. Tamam. Sonra ıspanaklarımızı Ispanak. Da şöyle evet. elimizle evet. Çünkü koyalım. Bıçak değdirmiyoruz. Bıçak değdirmiyoruz, doğru söylüyorsunuz. Evet. Mantarlarımız da var. Tamam. Onları da atalım. Karabiber katalım. Tuz da katalım. Evet, tuz da. Bir tereyağımızı atıyoruz. Evet. Bir kaşar peynirimizi tabii. koyuyoruz. Şimdi bunu artık bonfilenin içine dolduracağız. Doğduracağız. Zaten. Biz et doldururuz sebzeye, tam tersi. Etin içine sebze dolduruyoruz şimdi. Evet. Şimdi Gürkan şefim gidiyoruz ızgaraya. Evet. Ama bu arada Melek de bize katılacak. Tamam. Hadi Melek de geliyor. Hadi ızgaraya gidiyoruz. Sen ne yaptın Gürkan'cığım böyle? Bu ne bu? Bu sebze dolgulu bonfile. Ay. Ha öyle yağlıyor önce. Tabii. Şimdi burada mühürleyeceğiz. Fırın falan görmeyecek. Ha. Vay anasını. Şimdi sebze dolgulu bonfilemiz bu. Bugünkü menümüz, siz geldiğiniz öyle çok hoş olur mu? Zengin olacak tabii. Bir de kuzuların dansı. Kuzu vals.
kuzu vals görüyoruz şimdi. Tabii. Bunu da burada dumanda bu aşağı yukarı 4 saattir burada dumanda. Zaten pamuk gibi olmuş. İsleniyor. Tabii. Şimdi bırakıyorum. Bir de burada bone stain var. Tamam. Artık pamuk olmuş bu. Bu da ne zamandır burada? Yani tabii. Bu alıp yiyecek gibiyiz yani. Şimdi ay bu pişmiş zaten. Şimdi bunu ne yapacağım? Bu çok güzel bir sunumla gelecek şimdi bize. Tamam. Ondan önce yine burada şöyle yapacağım. Mühürlüyorum şurada. Nerede? Hemen arka buradayım. İşte mühürlemenin amacı bu. Bir sıvı yağ. Bu zeytinyağı olabilir. Ya da ayçiçek, mısır yağı, ne kullanıyorsanız. Bir yağla onun etrafını. Ama özellikle deniz tuzu olacak. Özellikle. Anladım. Sen mühürlü onu ayarla. Tamam. Vay vay vay, kuzuya gel, kuzuya. Patatesleri bize alıyoruz. Alıyoruz. Ve gelmedik. Evet. Şimdi sunuma geçiyoruz. Şimdi şov. Şov başlıyor. Sunum bak, başlıyor. Bak. Allah Allah. Şimdi deniz tuzu sıcak tabağın üzerine şöyle bıraktım. Gel canım. Vah 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 vah. Aa! Şimdi daha bitmedi. Aa! Asıl burada şimdi bir şey yapacağım. Şimdi bu et suyuydu. Burada bir limon. Yani soğut hale gelsin diye burada bir sihirbazlık var. Değerli misafirlerimiz, siz istediniz, biz pişirdik. Et bizim işimiz. Gürkan Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Bravo. Evet. Tabakta pişiyor. Dikkatini çekerim. Sağa barınacağım. Tekrar deniz tuzu. Şimdi biraz tabii ki roka. Bu beyaz ekmek çamandırası. Ay. Beyaz ekşi hamurdan yaptığımız. Şöyle. Aman ya Rabbim. Çekilin yoldan başı batıdan geliyorlar. Amerikalılar eskidip onlar çölmüş. Sebze dolgulu bonfilemiz. Hiç fırın yapmadık. Çekilin yoldan başı batıdan geliyorlar. Amerikalılar eskidip onlar çölmüş. Etle aşk yaşıyor, farkında mısın? He? Doğru mu? Çok doğru. Bizim etimiz şahane, şefimiz bir tane. Şöyle. Sen az değilsin sen. Melek ablan için de şöyle bir name yap bakayım. Evet. Tabii ona hazırlanmam gerekiyor. Hazırlayacağım. Böyle sizin için özel bir şey yapacağım. Ama şimdi söz. Olmadı. Anında yaratıcı olman lazım. Şimdi kuzu. Bana göre de etlerin bu prensesi. O yüzden kuzu vals, yani kuzuların dansı diyorum. Ben de kuzuyu çok evet, seviyorum. Finalde bunu yapacağız. Ama ondan önce bir tat değişikliği için deri saraylıyı keseceğim. Deri saraylı ne oluyor? Evet, ızgara ananas. Aa! Çekilin yoldan başı batıdan geliyorlar. Bununla ağzımızı evet. Nötr hale getiriyoruz ki etin öbürünün tadını alalım. Aman yarabbim. Çok fenasın sen. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Bu kuzuların dansına hasta oldum. Fırına attığımız ilikler. Bu bomba. Seviyoruz işimizi, işe bize aşık edeni. Artist gibidir ustamız, her zaman gurur duyarız. Senin adın ne? Hakan. Nameci Hakan senin. Senin nameci Hakan senin. Çekilin yoldan başı batıdan geliyorlar. Amerikalılar eskidi bunlar Türkiş kovboylar. Ne güzel bir şey bu ilik. Kışın hiç bütün hastalıklar bizden uzak kalacak. Bence de. Hiç merak etmeyin. Ay çocuklar, biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar yani. Ne olur gelsinse şuraya yanıma. Bak ben hızımı alamadım deva. Niye kapatmıyorum ya bu? Kapatmıyorum. Şöyle güzel etleri bulmuşum ben. Etler şahane. Niçin kapatayım? Niçin? Bugün çok güzel bir gün geçirdim. Artık çok hep geleceğiz Gürkan'cığım. Evet, bekliyorum, hep bekliyorum. O askıdaki eklerde her gün kontrol edeceğim. Evet. Yolun burası. O isimlerimiz bilsin orada. Basarım buraya. Yok, merak etmeyin, tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım benim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Yayında görüşmek üzere diyelim o zaman.